Profesör Doktor Derya Unutmaz, American Jackson Laboratuvarı immünoloji uzmanı. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz çok ana habere. Böyle bir umut verdiniz. Şimdi sosyal medya hesabınızda gördüm. Görünce de inanılmaz heyecanlandım. Bugün ana haberde hemen bir cep başlık açalım istedik. Her yıl milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Kanser böyle. Ya hepimiz herhalde yani kendimizi bildik bileli var bu hastalık ve bu hastalıkla bir şekilde mücadele ediliyor. Ya siz bir şey geliştirdiniz. O geliştirdiğiniz şey umut verdi. Yani o sosyal medya Twitter hesabında yayınladığınız an itibariyle böyle insanların birçoğunun içinde hem hasta olanların hasta yakınlarının içinde böyle çiçekler açtı. Çünkü kanserli hücreleri öldüren bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Ama gerçekten hocam bu nasıl bir yöntem? Yani tüm kanser türlerinde uygulanabiliyor mu? Yani bu tedaviye tüm hastalara ulaşabilecek mi? Biraz bunu konuşalım. Ama bunun öncesinde ilginç bir şey var. Ölüm öpücüğü. Yani 30 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz. Bulduğunuz yönteme de ölüm öpücüğü diyelim. Öyle deniyor. Nasıl bir tedaviden bahsediyoruz? Yani kanserin sonu geliyor diyebilir miyiz? Yoksa belli kanser çeşitleri için mi? Buyurun hocam. Evet, öncelikle beni de oldukça şaşırttı. Çok ilgi duydu bu paylaşım. Aslında ölüm öpücüğü dediğimiz bu içimizde var olan bağışıklık sisteminin askerlerinin bir özelliği. Bunu uzun yıllardır biliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi bunu virüsle enfekte olmuş hücrelere karşı kullanıyor. Örneğin COVID'de COVID virüsüyle enfekte olduğumuz zaman o hücrelerin yok edilmesi lazım ki virüs yayılmasın. İşte tam bu noktada bu askerleri keskin nişancılı diyeceğimiz, burada da görüyorsunuz turuncu şekilde olan hücreler virüsle enfekte olmuş hücreyi tanıyorlar ve oraya ölüm öpücüğü gönderiyorlar. O hücre yok oluyor. İşte biz bunu kansere karşı nasıl uygularız diye aslında bu epeydir çalışılan bir konu ve çok umut verici bir konu. Yöntem şu şekilde, bir yerde kanser hücrelerini bu bağışıklık sistemine yabancı bir hücre olarak tanıtmak lazım. Çünkü kanser hücresiyle normal hücresi arasında çok büyük bir farklılık yok. Yani kanser hücrelerini birer terörist gibi bile düşünebilirsiniz. Çok fark edemiyorsunuz. Bu bakımdan biz bu hücreleri vücudun dışında eğitip donatıyoruz. Sentetik biyolojiyle programlıyoruz. Ve bu program sayesinde hastaya geri verildiği zaman bu hücreler kanser hücrelerini buluyor ve sadece onlara o ölüm öpücüğünü vererek yok olmalarını sağlıyor. Bizim geliştirdiğimiz yöntem şu bakımdan önemli diye düşünüyoruz. Burada birkaç sorun var. Çünkü hastanın kendi hücrelerini kullanmanız gerekiyor. Bu çok maliyetli, uzun süre sürüyor. Bizim geliştirdiğimiz yöntemde çok özel harekat timleri diyebileceğimiz bir hücre tipi bulduk ve bunları programladık. Bu sayede bir kişiden alınan hücreler birçok hastaya verilmiş olacak. Bu da hem çok maliyetleri ilginç düşünecek. Evet, çünkü çok yüksek maliyetli tedaviler bunlar. Tabii. Ama aynı zamanda da inanılmaz etkiler. Çünkü sadece gidiyor kanser hücresini öldürüyor ve hafızası da var. Kanser hücresi geri gelmeye kalktığı zaman onlar da yok ediliyor. Bu bakımdan geleceğe baktığımız zaman çok umutluyum bu konuda. İnanılmaz, yani bir nevi programlıyorsunuz bunu. Yani üzerinde çalışıyorsunuz. Evet. Böyle inanılmaz bir gelişim. Şimdi ben bu siz tweet'i paylaştığınız zaman Derya Hocam hemen baktım. Böyle bir şekilde yorum yapanlara baktım. Herkes ne kadar umutlu bir haber bekliyor. Çünkü yani hepimiz bir şekilde potansiyeliz. O anlamda yani potansiyel engelli gibi potansiyel bir hastayız, değil mi? Bir de yani kesinlikle hepimiz bir şekilde çevremizde, ötemizde, berimizde, akrabalarımızda, ailemizde ne yazık ki nalet hastalıkta böyle bir mücadele ediyoruz. Ya şöyle hemen sorular geliyor böyle size. İşte Derya Hocam bu tüm kanser türlerinde uygulanan bir yöntemden mi bahsediyoruz? İşte mesela bu yöntem laboratuvar ortamında belli ki deneniyor ama insanlar üzerinde gerçekten böyle denendi ve denendikten sonra bir etkisi
görüldü o etki tepki meselesi ve ondan sonra mı bu açıklamayı yaptınız? Ya hocam bir de işin maddi boyutu var diyorlar. Yani maddi açıdan gerçekten kanserle mücadele insanları zorlayan bir yöntem. Bunu da çok iyi biliyoruz. Yani tedavi uzun sürüyor, çok kısa da değil ve bir şekilde zorlanıyoruz. Yani paralar ödenmesi gerekiyor, büyük paralar. Şimdi bu yöntemle aslında herkes kolay bir şekilde ulaşabilir mi mesela? Yani bu tedavi yöntemi de gerçekten böyle lüks bir tedavi yöntemi mi? Her sınıftan, her kategoriden o anlamda, yani maddi açıdan söylüyorum, insanın da ulaşabileceği bir yöntem olacak mı? Ne kadar umutlanmalıyız? Evet, şimdi tabii kanser dediğimiz zaman kanser bir tek hastalık değil. Aslında düzinelerce çeşitli hastalıklar. Hatta aynı kanser tipinin bile, örneğin akciğer kanserinin bile alt tipleri var. Bir de katı doku kanserleri var. Yani bir doku olduğu zaman orası kanseri bir kale gibi de koruyor. Biz bunun üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Özellikle 3 boyutlu basımla yine Amerika'da bir Türk araştırmacı arkadaşım İbrahim Tarık Özbalat'la birlikte bunları modelliyoruz. Eğer meme kanseri, akciğer kanseri dokusunun içindeyse biz bu T hücrelerini, bu askerleri o kalenin içine sokabilir miyiz ve yok edebilir miyiz? Orada da çok önemli başarılar elde ettik. Bunlar tabii her kanser türüne göre yeni araştırılması gerekiyor ve uzun süreli de sürebiliyor. Şu ana kadar bu geliştirilen yöntemler, yani bağışıklığı kullanılan bu şekilde programlanan yöntemler lösemilerde, lenfomalarda, yani kan kanseri tiplerinde kullanılıyor. Bu katı kanser dediğimiz, örneğin biz meme kanseri üzerine de çalışıyoruz. Onlarda henüz klinik çalışmalar yapılmadı. Yani insanlar üzerinde denenmedi. Umuyorum çok yakın bir sürede bunları da yapmayı planlıyoruz. Pahalı bir yöntem mi hocam? Evet, tam da ona gelecektim. Gerçekten bu yöntem çok pahalı. Amerika'da $500,000 kadar ulaşan paralardan bahsediliyor. Ne diyorsunuz hocam? $500,000. Evet, maalesef. Maalesef. Tabii biz bunu bu maliyeti düşürmek için çok büyük uğraş veriyoruz. Çünkü $500,000 olduğu zaman kaç kişiye yaptırabilirsiniz? Pek fazla bir anlamı kalmıyor. Bu bakımdan geliştirdiğimiz bu yöntemle bir ilaç gibi de düşünebilirsiniz. Bir kişiden alınan hücrelerle belki yüzlerce kişiyi tedavi etmiş olacağız. Bu maliyeti çok çok daha düşürmüş olacak. Umuyorum bunu ülkemize de getirebiliriz. Çünkü çok büyük bir ihtiyaç var. Büyük bir ihtimalle burada maliyetler çok daha da düşük olacak. Ben yaygınlaşmasını umut ediyorum. Bir de şu önemli, çok önemli bir konu var. Bu hücreler tabii düşünün, keskin nişancılar, askerler, tehlikeli hücreler, bazen yan etkileri de olabiliyor ve bunları çok iyi kontrol etmek lazım. Mesela? Biz bunun kanser hücresi yerine normal hücreyi gidip öldürebilir. Evet. Veyahut da salgıladıkları bazı silahların cephanelerden dolayı çeşitli hastalıklar oluşabilir, beyninizde ödem orada oluşabilir. Orada ne olur? Orada devreye bağışıklık meselesi mi girmeli hocam? Yani orada ne olmalı? İşte orada tam da onu söyleyecektim. Bizim bu programın içine bir program daha koyuyoruz. O sayede eğer bu hücreler yoldan çıkarlarsa onları durdurma olanağımız var. Yani böyle bir ışık gibi düşünün. Işığa basıyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Hücreler susuyorlar veyahut da cevap veremiyorlar veyahut da intihar bile ettirebiliyoruz bu hücrelere. Bu da çok önemli. Yani tam bir bilgisayar programı gibi bu hücreleri istediğimiz şekilde programlayarak istediğimiz hücreleri yok etmelerini en azından laboratuvar düzeyinde şu anda yapabiliyoruz. Bu tabii ki çok büyük bir gelişme. Çünkü kanserdeki en kritik nokta kanser hücresini öldürüp normal hücrelere zarar verilmemesi. Örneğin kemoterapi verdiğiniz zaman o kanser hücresini de öldürüyor ama normal hücreleri de öldürüyor. Hocam zaten bazen mesele o. Yani mesele şu. Yani siz kemoterapi görüyorsunuz. Kemoterapi gördüğünüz zaman o kanserli hücre gidiyor. Ama o, yani hani sonuçta şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir şey duyuyoruz mesela. Ya aslında kanserden ölmedi, biliyor musun? Son anlarında işte gribe yakalandı. Böyle ya da vücutta böyle bir mantar oluştu.
Vefat etti. Yani aslında her şey yolundaydı. Her şey iyi gidiyordu. Ama birden kaybettik kendisini. Burada devreye şöyle bir şey giriyor. Yani bu kemoterapi, bir diğer taraftan bakıyorum mesela radyoterapi, bir diğer taraftan immün terapi. Yani sizin özellikle böyle uzmanlık alanınız immünoloji. Ya kanserle mücadelede bizim sıkça duyduğumuz tedavi yöntemleri arasında. Yani şöyle sorayım. Sizin bu bulduğunuz yöntem yepyeni bir yöntem mi? Sizin bulduğunuz bu yöntem her ne kadar fiyatı ne olursa olsun ki inşallah Türkiye'ye geldiğinde çok çok daha uygun olur ve herkesin, her kesimde insan ulaşabileceği bir şey olur. Bu bağışıklık sistemi noktasında da farklı bir şey mi sunuyor bize? Yani kemoterapi gören insanlar bir diğer taraftan bu sizin uygulayacağınız ve uyguladığınız yeni denediğiniz sistemle çok daha sağlıklı bir şekilde mi bu işi atlatabiliyor? Yol öyle bir yol mu? Nedir hocam? Evet, yani yöntem olarak aslında çok yeni diyemeyiz. Yani son birkaç yıldır dediğim gibi Amerika'da en azından lenfomalar üzerine kabul edilmiş bir yöntem. Fakat yine bahsettiğin gibi çok önemli sorunları var. Yani maliyet çok yüksek, yan etkileri olabiliyor ve birçok kanser tipinde henüz çalışmıyor. Bu bakımdan biz bunları geliştirmeye ve bunu herkese yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu geliştirdiğimiz yöntemler ona yönelik. Ben bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani ülkemizde de olacağını düşünüyorum. Yani kemoterapiyle karşılaştırdığınız zaman çok büyük avantajı var. Çünkü bu hücreler üşünün devreye geziyorlar vücudunuzda. Kanser hücresini bulduğu zaman yok ediyor. Bu sefer kanser hücresi geri gelme olasılığı da çok düşük oluyor. Kemoterapide örneğin relaps dediğimiz bir olay var. Yani tümör yok oluyor ama bir yıl sonra geri geliyor. Çünkü kemoterapiye karşı direnç kazanmış hücreler çoğalarak bir şekilde yeni kanser oluşturuyorlar. Bu yöntemler... Geri gelebiliyorlar dediğiniz gibi hocam. Aynen. Daha tabii önümüzde epey bir yol var ama bence bu yöntemle birçok kanserin tam kesin tedavisini yakın bir gelecekte yapabileceğimizi düşünüyorum. Profesör Doktor Derya Unutmaz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Böyle cep başlıkları açıyoruz. Aslında böyle deniz derya meselesi bu mesele gerçekten sizin de isminiz gibi. American Jackson Laboratuvar immünoloji uzmanı. Bakalım böyle biz umutlandık. Yani umutlanmaya devam edeceğiz yani. Umudu hep elimizde bulunduracağız. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Açıklamalarınızdan ve çalışmalarınızdan ötürü tekrar başarılar.